Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosunda daha hoş geldiniz. İstanbul'dayız, yanımda Doğan var. Doğan hoş geldin abi. Sen hoş geldin. Abi. Ben hoş geldim arkadaşlar. Ben Doğan'ı aradım, dedim ki Doğan yeni kanal açtım. Gel benim arabayı inceleyelim. Doğan da sağ olsun beni kırmadı. Tekrar herkesin önünde teşekkür ediyorum. Ne abi demek sana. Abi ayıp ediyorsun. Bu çılgın adam çıktı İzmir'den geldi abi, ben şaka gibi. Ben evet. Dedim ki ya burada işi falan vardır muhtemelen, o yüzden çekim yapacaktır. Beni de araya sıkıştırdı falan diye düşündüm. Baya sadece bu çekim için kalkmış gelmiş. Şimdi Doğan benim araba 2017 bir Golf. Ağır design. Motoru ağır değil abi. Ufak tefek modifiye işlemlerim var. Bence direkt arabanın içine geçelim abi. Evet, sadece arba dikit var abi. Evet. Ayna kapaklarım var. Güzel. Evet. Ara uyumlu onlar da. Geçelim sürüşe, buyur. Geçelim geçelim. Bir tek buralarda. Hani tek farklılık şey olabilir. Siyah abi can. Evet, jantları siyah. Boya. Aynen. Sen boyattın mı, öyle mi aldın? Yok, ben aldım da böyleydi, evet. Ama. Sen hiçbir şey yaptırmadın mı? Alt bastın. Yaptırdım abi. Aynen. Onu da sıcak pres yaptırmış arkadaşlar. Evet, şimdi arabada konuşacağız. Videoda başımıza bir şey gelmezse anlatacağız onları da. Hadi geçelim. Geçelim abi. Motorumuzun sesi. Sen de gizli apaçısın. Gizli apaçılık var çağdaş. Çak mı Akropoviç? Yok, Akropoviçlerim orijinal. Gerçek mi hadi tabii ya? Tabii gerçek. Aa. Akropoviçler orijinal. Onlar sonradan şeyde Inbert'ta yazıyor kağıdında. Hı. Kullanmıyorum ya, açmıyorum. Hiç açmıyorsun değil mi? Yok abi, çok kafa şişti. İlk başta çok güzel geliyor böyle şeyler. Ama sonra bir de abi trafikte falan giderken de insanların yanına geliyorsun. Mesela benim arabayla şehir içinde düşük devirde gidiyorum. Üst devirde çok ses çıkıyor. Aynen. Çünkü abi bazen gaza geliyorsun mesela. Basıyorsun gaza, ses çıkıyor ya. Işıklarda geliyorsun, duruyorsun. Böyle yanında çocuklu aileler falan bakıyorlar ya. Evet. Utanıyor, utanma hissi geliyor insana yani. Geliyor, bir de bende şey var Doğan. Yani araba mesela o egzoz sesini kaldıracak bir motor olsa arabada, o zaman okey. Bu sadece bağırıyor ama bağırıyor ama hani o hız yok, anladın mı? Hani şey gibi. Hani öyle bir eğimlenme yok arabada. Çıkalım ya bu. Çıkalım. Daldık muhabbeti. Aynen. Buradan bitiriyormuşuz değil mi? Aynen. Isıtmayla bir 3 santim önden indirdim, ona sen itiraz ettin. Isıtma. Kanka şöyle, normalde ben de Smart'a mesela soğuk pres yaptırdım. Bastım yani yayları. Çok doğru bir şey değil. Çünkü nasıl anlatayım? Yay işi bir mühendislik işi. Adam otomobilin salınımını, onun işte yayın çalışma aralığını falan hesap edip böyle üretiyor arabaya göre. O yüzden zaten arabaya göre. O yüzden üniversal bir şey değil yay. Hmm. Arabanın kilosuna göre, şuna göre, buna göre tasarlanmış bir şey. Yoksa bir tane yay üretirler, her arabaya takarlar. Öyle düşün. Ben de yaptırdım ama doğru değil. Her zaman da söylerim. Ama sıcak pres daha da tehlikeli bir şey. Soğuk preste araba havaya mı kalkıyor? Yok yok. Soğuk preste de basıyorsun. Onda da mı? Onda bir makine var abi. Yayı basıyor. Öyle düşün. Eyvallah. Sıcak preste de ısıtarak basıyor. Evet, ısıtıyor arabayı. Şöyle bir sıkıntı var onda. Sıcak presin daha tehlikeli olmasında, yani yayın orada direkt materyaline müdahale ediyorsun. Özelliğini yitiriyor yani materyali, anladın mı? O yüzden daha biraz daha tehlikeli yani. Biraz bir konforu düştü. Düşer tabii, düşmez. Yani basık arabada kardeşim çok güzel görünüyor yani. Evet ya, benim de bu acayip araba acayip güzel görünüyor evet. Yani. Çok yüksek sevmiyorum ben ya. Şimdi boş bir yola çıkacağız. Evet, patlatıyor hafif. Aynen. Popcorn içinde çok fazla bir zararı yok ama yine de var arabaya biraz zararı. Peki neden Golf kanka? Abi fiyatı çok iyiydi ya. Tek neden değil mi? Bizim ülkemizde abi zaten. Abi bak ne oldu biliyor musun? Ben İran bakıyorum abi. 170-180 bine bir tane A200 buldum, Mercedes. Adamla başladık abi pazarla. Anlaştık abi. Sahibinde ne şey falan yazdı. Çağdaş Işıl'la opsiyonlanmıştır yazdı. Gayri ihtiyari dedim ya şu arabanın bir değişenine bakayım. Çünkü bana dedi ki 16 bin lira masrafı var. Moruk, mesajı bir çektim. 86 bin lira masraf çıktı arabada. Ki bu bahsettiğim rakamlar. Daha arabalar Clio falan 38-40 bin falan bu dönem abi. Her şey değişmiş. Her şey değişmiş. Bu sefer dedi ki tamam al 130'a dedi. 40 bin kesti bir anda. Vay be. Dedim yok o ara. Güzel tek gibi ama. Çok güzel de abi. Arada bir üzülüyorum abi ya. Yine de bence yani neydi o 200'e binmek sonuçta motorunda bir şey yoktu. Tabii. Şasede de yoktu. Onları da satarken sıkıntı. Yani tramerli araba evet. Evet. Bizim ülkemizde boya, işte hasar, böyle şeyler değişen. Abi çok boya bizde çok takılıyormuş ha. Abi, başka falan, yokmuş. Bir şey, yok kadar. Fiyatı artıyor arabayı boyatınca. Sonra bu nasıl oldu? Abi sonra bunu buldum ben Tire'de. 110 bin lira yazıyordu ilanda. Bu araba niye bu kadar ucuz? Kapıdan dışarı çıkamıyorum dedi. Bir de o yüzden bunu satacağım dedi. Çok küçük bir otobansa sokman lazım arabayı. Arada onu kayıyor söyleyeyim. Değil mi? Yok, direksiyon yamuk hafif. Ya jantı vurmuşsundur ya bir şeydir. Bir rot balansa sokman lazım. Ben de havası inik diye düşünüyordum. Yolda gelirken lastik havası ama inik olunca uyarı vermiyor mu sende? Her zaman vermiyor bu ya. Ha. Şey gibi o değil. Sistem zaten %100 doğru çalışan bir sistem değil abi. Değil mi abi? Çok istikrarlı bir sistem değil. Eyvallah baktırayım ya. Sıkıntı yok. Sonra abi
6 kişi arabayı aldım, geldim o gün parasını verdim. Hayalet ekranı olması beni çok cezbetti. Ya Doğan, sana şeyi soracağım konu açılmışken. Bu Volkswagen mesela Trendline'a Boşline denir ya. Evet. Abi bir gün biri bana dedi ki sen dedi Volkswagen dedi Trendline'da alsan dedi. Senin o kapaklı bölümler var ya, evet, o kapaklı bölümlerin altında tesisat hazır dedi. Doğru. Ve her bu şey araba var zaten bu arabanın içinde. Evet. Yani yazılımsal olarak evet, müdahale edip her şeyini açtırtabiliyorsun. Evet abi. Evet abi. Bu işte gizli özellik var ya abi, iş kolu haline geldi Türkiye'de. Tır pıtır pıtır her şeyini açıyor. Tabii arabayı bomboştan sana full hale getiriyor. Biz bir tane Golf hediye ettik işte. Ara çevirdik onu da. Yani içini dışını her yerini işte bu ekran mekran hepsini abi biz taktırdık. Bu da serviste takılmış. Serviste evet. Sonradan mı sıfırken mi? Bu ekran, hayalet ekran, direksiyon, her şey Volkswagen faturalı olarak. Sen bu ekranı aldığında araba sıfırken, dijital ekranla aldığında dijital kadranla bunun için ÖTV ödüyorsun. Yani aksesuar parasına artı ÖTV ödüyorsun. Maalesef. Alıp sonradan taktırmak biraz daha uyguna geliyor. Şu an sen kaç litre akıyorsun? Abi şu an bu araba şehir içi 8-10 arası diyeyim. Çok iyi. Tabii çok iyi. 8 litre ya, şehir içinde 8 litre muhteşem rakam. Benzin bir de abi, hani dizelde o 6'lara 6,5'lara düşüyor. Abi 2025'te dizel kalmayacak. Evet, bana da öyle geliyor yani. Yakıt anlamında da eskisi gibi. Çok büyük böyle bir şey yok, yok abi. Yok abi, alırken ödüyorsun. Hani evet, nasıl buldun abi? Daha önce hiç sürdün. Sen Golf sürmüşsün. Golf çok sürdüm kanka. Evet. Yani Golf'ün en büyük özelliği premium sınıf gibi hissettirmesi. Premium evet, bir otomobil değil ama öyle hissettirir. Süspansiyonu falan mesela iyi çalışır. Özellikle bu yeni modellerde hem biraz sportif hem de konfor odaklı çalışıyor. Yani ikisini bir arada güzel yapabiliyor. Bu bir araba ya, için en zoru. Kayal ya. Aynen. Arkası kayal çok iyi. Evet. Sen tabii bunu yayları ısıtıp alçaltarak arabayı bütün konforu almışsın. Gene de bak mesela ölümcül kötü değil yani. Yok, tangır aynen, tıngır gitmiyorsun arabanın içinde. Golf'te hiçbir şey yani. Her şey ne çok iyidir ne çok kötüdür. Her şey ortadadır. Oldu yani. Evet. Her şey ortadadır abi. Yani konfor desen orta seviyede. Sportiflik desen orta. Her şeyden biraz bulabilirsin. İnsanlar da o yüzden severler Golf. Evet. Ben ses sisteminde çok ayak kırıklığına uğradım ya. Evet, ses sistemi çok biraz kötü abi ya. Biraz yani şeyin altında. O da mesela bir tık yukarı çıkartılsa bence. Bir tık abi ya. Evet. Hani bir tık. Bayağı biraz daha bas. Yani. Biraz evet, daha iyi tiz. Okey yani, işi bitirir. Evet. Artık zaten çoğu arabada müzik sistemi opsiyon. Yani adam diyor ki ben sana bir şey veriyorum. Paket alınca en dolu paketi almış olmuyor artık abi. Özellikle yeni jenerasyon hemen hemen tüm otomobilde bu var. İnanılmaz bir opsiyon seçeneği koymaya başladılar. Premium sınıfta tamamen opsiyona dayalı her şey abi. Evet. Yaşına bakalım. Araba senin. Kanka arkada dikkat et. Tabi düşürmen yol tutuşu kesinlikle iyileştiriyor evet ama abi, konfordan da feragat ediyorsun. Gidiyor abi, şunlarda bile takır tukur. Şuradan biraz zıplaya zıplaya gidiyoruz. Aynen. Ne diyorsun virajlara? Normal güzel. Golf'ten bir farkı var mı senin? Mesela bu yapılan değişiklikler. Kanka tabii ki basık olması yol tutuşu iyileştiriyor arabanı. Yani daha işte bu yanal böyle yana yatmaları falan filan daha çok iyileştiriyor. Daha biraz daha rigid oluyor yani otomobilin yol tutuşu. Ama onun haricinde tabii konfordan biraz feragat ediyorsun yani. Şu an bak, şu an bile düz bir asfalttayız ama yok, evet, çok ufak şeyleri bile evet, içeride evet, hissediyorsun. Kaçırmıyor. Onun için en doğrusu bir süspansiyon kiti almak. Ya coil olur, ya hem amortisör hem yay, ya sadece ama yay. Bu araba kayıyor biraz ya. Genel karakteristik özelliği. Yok, lastik ya biraz kafadan kayar bu arada. Kayıyor bayağı kafadan. Şeyi yok tabii yani. Lastiklerle de alakalı kanka. Yani lastiklerin diş derinliği önemli. Lastik havaların çok önemli. Bunlarla alakalı aslında biraz da. Tabii ki yine biraz kafadan kayar. Bu otomobili tamamen bu ağırlık dağılımıyla alakalı bir şey. Ağırlık dağılımını nasıl yaparsan oradan kayar araba. Arkadan kayan otomobilleri toplamak daha zor. Bu da yine yapılan çalışmalar, araştırmalar sonucu geliştirilmiş bir şey. Önden kayan otomobilleri her şey önünde geliştiği için daha kolay görüyorsun ve hissediyorsun ve toplaman daha kolay oluyor. Aynen. Ha, kafadan kaymaya eğilimli. Bir lastik havalarını kontrol et kanka. Ettireyim. Bir de yaydan da yapabilir bu arada. Şu an yani nasıl söyleyeyim sana, senin 4 yayın aynı çalışmıyor, öyle düşün. Bir şey ısıtıyorsun, bunun hepsini aynı ısıtma şansın var mı? Yok, aynı derecede. Elinde bir metreyle ölçüyorsun abi. Yani ne yapacaksın abi, termometre mi tutacaksın? Öyle mümkün değil öyle bir şey. Ben şu anda işin bütün mühendisliğini bozdum. Ben sana diyeceğim, gelirken ceza yedim. Niye? Camdan. Nasıl, filmden mi? Filmden. Oo, ne kadar yedin ceza? Abi 330 küsür lira yedim. E uygunmuş, çok değilmiş. Çok değil. Mesela son zamanlarda hiç duymadım, senden duyuyorum i̇şte şu anda. Önü dedi böyle yapamıyorsun dedi. Allah Allah. Son karar bu dedi. Yukarıda dedi helikopter var dedi. Valla öyle dedi değil mi Umut? Onay versin valla. Helikopter dedi, fotoğrafımızı Umut, çek. Umut şu an atıyor gibi, onay ver. Onu ne fotoğraf? Ne helikopter? GTA mı bu ya? Valla bak, helikopter dedi yukarıdan fotoğrafınızı çekemiyor dedi. O yüzden bu filmi hemen git orada sök dedi, ceza yazmayayım dedi. Dedim abi dedim, öyle zart diye sökül kalır. Şimdi uzun yol çıktı, arabanın çekimi yapılacak bilmem ne. Helikopter yani buradan bizi çekiyor.
drone mu demeye çalıştı acaba? Katır gibi sürüyoruz abi bunu. Güzel abi. Aynen. Yakıtı az. Vergisi ideal. İçi fena diye genişti. Arabayı çok uygun bir fiyata aldı. 110 bin. Yani abi şu anda 250 bin, evet. 280 bin o bantlarda gidiyor. Evet. Sen aslında bu arabadan kâr etmedin abi. Etmedim. Çünkü o yüzden satmıyorum. Yerini alacağın araba da pahalandı. O yüzden öyle bir dünya yok yani. Yok, geçeceğim arabanın bundan daha iyi olma ihtimali yok şu an abi. 3008'e girilebiliyor bununla. 3008'i ben beğeniyorum vallahi. Teknolojisi bir cezbediyor beni ya. Ya içi falan tabii acayip, evet ya. Duruyor yani. Şimdi o ay çok güzel. Denen olay. Göstergeyi al, Mercedes'e tak, artı birem bu araba. Ciddi söylüyorum ya. Aynen. Kanka Mercedes'te bir gösterge var şu anda. Yeni S'te. Ha, artı birem falan değil ya yani. Ne konuştuk be? Aynen ya. Biz de güzel akıyor mu? Aynen abi. Aynen ya. Vallahi arkadaşlar abi. Doğan'ı Twitch'e ikna ettim edeceğim. Gerçekten bir karar aşamasındayım. Çok insan söylüyor ama tahmin edersiniz ki sizin de hayatınız böyledir. Fikrine, vizyonuna güvendiğiniz insanları dinliyorsunuz. Çağdaş da sağ olsun bugün bayağı konuştuk. Sizin de yorumlarınızı almak isterim. Abi vallahi senin... gir derseniz gireceğim. Abi girmem. Alta yorumlara yazın. Şart abi ya. Şart ya. Vallahi ben size mesela Doğan o kadar muhabbet bir insan ki zaten videolarından belli. Eyvallah. Ama hani insanlar bunu birebir yaşamadan tam da şey yapmazlar. İnsanlar onu yaşasın be Twitch'te. Twitch'te yaşar diyorsun. Hadi bu videonun son cümlesi bu olsun o zaman abi. Gireyim mi Twitch'e, girmeyeyim mi? Ben gir diyorum. Arkadaşlar artık yoruma versinler ya da tamam. Sana Instagram'dan da ulaşabilirler. Arkadaşlar geldik, park ettik Doğan'ın mekanına abi. Çok teşekkür abi, ediyorum. Abi ne demek. Benim... Zevkti benim için. Çok güzeldi muhabbet. Evet, benim açımdan da öyleydi. Doğan'ın YouTube kanalını da aşağı bıraktım arkadaşlar. Kendisi zaten benden... Kaç oldu senin abonen ya? 1.670. Bitmiş. O kanal kopmuş arkadaşlar. Hani siz yine de abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim abi, ben Doğan. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Abi, sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Haydi geçmiş. Güzeldi be. Bence güzel aktı. Abi bir şey diyeceğim. Şeysiz koy kanka. Kafamda. Kurgusuz koy.